Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Gördünüz mü? Bizim yolları ne yapmışlar? Almanya'nın yollarını mahvetmişler. Esasında yollar düzgündü arkadaşlar. Ama şu kırmızı yolu görüyor musunuz? Onları devam ettirmek için bisiklet yolu düzenliyorlar. Bisikletliler için. Motorlar da geçiyor muyum o? Sade bisiklet. Sade bisiklet değil mi? Orada geçiyorsa. Evet. Kafalarına göre takılıyorlar. Evet. Bakın yol boyunca hep böyle çalışmalar. Hep. Sürekli. Ne kırmızı dinliyorlar ne bir şey. Direkt devam geçiyorlar. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Evet. Sevmiyorum. Madem milyonlarca para yatırıyorlar. Lambanı da bekle arkadaş. Yok oradan geçiyor, yok buradan geçiyor. Boşuna yapıyorlar. Yani kısacası bisikletlere yol yapılıyor, yerleri ayarlanıyor. Ama trafiğe uymak. Ama trafiğe uymuyorlar. Yine araçların arasından, sağından, solundan geçiyorlar. Bir de Almanya'da yaz dönemlerinde bu aylarda falan söyleyeyim arkadaşlar. Sürekli bisiklet kullanılıyor. Bisiklet tercih ediliyor. Evet, güzel bir şey. Ama birazcık da trafiğe uysalar çok güzel olur. Sabah yine İbo'yla bir dışarı çıkmıştık. İnanır mısınız, hani kenarda onların yolundan gitmiyorlar ve yine bizim hani araçların yolunu işgal ediyorlar. Orası kırmızı diye ya da öbürsü yavaş geçiyor diye benim yoluma geçiyor. Evet. Sana milyonlarca para veriyor kardeşim, bu devlet işte yol yapıyor. Evet. Allah korusun. Sonunda da veya bir şeyde de kaza anında yine şoförlerimiz suçlu oluyor. Biz bu bisiklet konusunda nasıl geçtik? Bilmiyorum valla, yolları göstereceğim diye bisiklete geçtik. Aynen. Bisiklet yolu, yani konu konuyu açtı daha doğrusu. Tamam, o zaman bir de plaka taksınlar. Bisikletlere evet. Mi? Evet. Yani. Razıyım. Hani böyle bizim araçların plakalarını alıp bizleri şikayet ediyorlar. Aynen. Değil mi? Ben kimseyi şikayet edemiyorum. Evet, gerçi İbo'nun dediği gibi biz hiçbir bisikletliden falan şikayetçi olmadık. Onlar da bizden olmadı. Şimdi işin gerçeği bu. Ama trafik gibi onlar da bir plaka taksın. Yani. Ya da her bisiklet sürenden senelik 20 euro bir vergi alsınlar. Değil mi? Razıyım. Ben hem araba vergisi ödüyorum, hem normal vergimi ödüyorum. Ya. Hem normal vergimi ödüyorum, hem trafik. Madem öyle, benim trafik vergimle onların yolu da yapılıyor. Evet, doğru. Ama karşı değilim, yapılsın da tek trafiğe uysunlar. Evet, doğru. Neyse ya, boş ver şu bisikletler. Evet, nereden geldi sen arkadaş? Sen anlatıyordun, ne yapıyordun, nasılsın? Ben bir selam verdim, yolu görünce yani yol çalışması neden var onu bahsedeyim dedim. Muhabbet buralara geldi. Neyse, biz bisiklet konusunu kapatalım. Aynen. Yoksa bitmeyecek. Aynen. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Görüntüden dolayı kusura bakmayın. Kamerama bir haller oldu. Yüzüm çok parlak gözüküyor. Öyle parlak değiliz arkadaşlar, onu söyleyelim. Yani rengimiz normal, mat bir şekilde. Pastel tonlarında, ama bu acayip bir kaymak gibi gösteriyor ekran şu an bizi. Bakalım videoyu hani yayınlayınca, editleyince nasıl olacak? Sizler nasıl görüyorsunuz bilemiyorum. Böyle yani. Ay Allah korusun. Kaza yapacaktık. Yok canım, bir şey yok orada. Bizler İbo'yla dışarı çıktık. Evet, gördüğünüz gibi hastaneden çıktım. Ama ne maceralarla çıktım anlatsam. Herhalde bir roman, kitap, defter, kitap dolar. O şekil arkadaşlar. Ben size söylemiştim. Cuma günü benden kan alındı. İşte doktorum dedi senin intihap değerin daha düşmedi, az düştü. Mecbur hafta sonu da yatman gerekiyor ki 7 gün o antibiyotiği damar yolundan alman gerekiyor. Ve pazartesi tekrar kan alınıp kontrol edilecek. Eğer ki o kontrolün sonucunda intihap değerin düştüyse seni eve bırakacağız. Yoksa daha yatış devam demişti. Ben de razı geldim. Çünkü yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecburen hastanede yatmam gerekiyor ki düzelmem için. Neyse, ben hafta sonu hastanede yaptım. Pazartesini iple çekiyorum. Pazartesi oldu. Sabah erken saatlerinde kan verdim. Neyse, doktor dedi işte bavulunu falan hazırla, gidebilirsin kan değerin gelince vesaire.
Neyse kan değeri geldi ta öğleden sonra arkadaşlar. Ben bekle 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 kan değeri gelmiyor. En sonunda gittim kızlara, hani hemşirelere ön tarafa söyledim. Dedim benim kan verdim ama değerim gelmedi. Gelecek, doktor gelecek falan dedi. Neyse velhasıl saat 2-2.30 sularında doktorum geldi. Bana arts brief diyorlar. Yani hastanede yattığıma dair oradaki aldığım ilaçlar, söz konusu neyse. Onlar yazılıyor ve bir kağıt, yani mektup olarak veriliyor ve ev doktoruna veriyoruz biz o arts brief'i. A test deniliyor sanırsam ona. Onu verdi bana. İşte ben de dedim ki ne? Benim dedim değerim nasıl oldu dedim. Sabah kan verdim dedim. İntihap, hep ensündik demek istiyorum. İntihap değerim nasıl oldu dedim. Onu ben bir öğrenmek istiyorum. Kağıtları açtı doktor önümde bakıyor. Aa diyor, o burada yok diyor. Ben diyor gidip bir öbür hani dosyaların dosya içine bir bakayım. Demek ki orada kalmış. Gitti arkadaşlar doktor. Dosyalarımı baktı, açtı. Yok, yanıma geldi. Evet dedim. Burada soy isminle hitap ediyorlar. Ben Emine söyleyeyim. İşte Emine, biz bu sabah kan aldık ama senin intihap değerini ölçmedik. Ben şöyle bir şok oldum. Siz bana cuma günü dediniz ki 2 gün daha yatacaksın. Cuma günü kan değerin yüksekti. Pazartesi tekrar ölçecek ve ona göre çıkış vereceğiz demiştiniz. Ve bunun üzerine siz dedim benim intihap derecemi ölçmediniz. Neden gülüyorum biliyor musunuz? Böyle hemşirelerle doktorlara normal bir şekilde pek Almanca konuşurum, derdimi anlatırım ama o sinirli halimle, o şeyle hani cidden çok öfkelenmiştim. O halde nasıl bir Almanca konuştum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bütün kelimeleri şakır şakır söyledim. Otobüme çırılıp teklif ettiler sana. Dedim ki ne nasıl olur ya? Ama cidden öfkelendim. Nasıl olur dedim ya. Benim, ben buraya dedim normal bir hastalıktan gelmedim. Ben buraya kan değerlerim, hani intihap derecem yüksek, o yüzden yaptım ve siz onu ölçmediniz. Ya işte şöyle böyle dedi. Peki dedim siz niye kan aldınız? Ne ölçtünüz bende? Ne baktınız? Paşam geldim ben gel. Şipi gel. Yani böbrek değerlerimi bakmışlar. Hani böbrek ilaçlarım benim her hafta, her ay değişiyor. Kontrol ediliyor ya arkadaşlar. İşte bugün nasıl içeceksin onu ölçtük. Ben böyle yaptım. Bas dedim. Bir dakika arkadaşlar. Hüseyin'in yanına geldik. Ona bir şey getirdik. Ben yine konuya devam edeceğim. Hüseyin'e de çikolata getirdim. Hayır haber oğlum. Ah, bunu da Hüseyin'e ver. Nasıl oldu? Ausgebaut? O kadar çok mu zor? Ya. Allah Allah. Die Antriebswelle muss oder eine Scheiße. Ich brauche die Mutter auch noch. Welche Mutter? Links, rechts. Achso, die an die Narbe festkommt. Gidip alayım mı şimdi hemen? İlk alt fedaları gidip alayım ben. Oradan gideceğim. Dann brauche ich noch, besser wäre, oder ich habe einfach Schrauben von uns, ich weiß nicht. Hä? Von einem Auspuff. Welche Schrauben? Zwischen Mittelschalldämpfer und Katastrophe. Ohne senden bak. Ohne senden bak. Burada, burada. Aç kapıyı. Bagaja mı gitti? Dankeschön. Gerne. Ne yaptın kuzum, iyi misin? Aber ich weiß, ob ich das hinbekomme. Kim o? Ben mi? He, sen anne. Evet anne, iyiyim, sen nasılsın? Vallahi. Sana çikolata getirdim. Dankeschön. Was musst du mit Sim bekommen? Ich weiß, ob ich die andere Seite auch rausnehme. Vielleicht das mache ich die Beute nicht rein. Onları en son yaparsın gerekirse. Keine Ahnung, aber Mama jetzt mal deine Hilfe rein. Ja, ich habe nur eine Anwendung bis jetzt raus. Allah Allah. Hadi yavaş yavaş. Hadi Allah'a emanet ol. Evet. Hüseyin'in yanına geldik arkadaşlar, bir parça getirmemiz gerekiyordu, onu getirdik. Dedim boş gitmeyeyim, bir de çikolata getireyim ona. Şimdi onun yanından ayrılıyoruz. Nerede kaldıydık konuda, vallahi unuttum. Her neyse, öyle söyledim doktor da, işte onu ölçtük falan filan. Dedim ben şimdi yarın kendi ev doktoruma gideceğim, diyaliz doktoruma, ve orada tekrardan kan vereceğim. Diyelim ki dedim benim ensündük, yani İntihap değerim yüksek. Ne yapacağım ben? Tekrar hastaneye mi geleceğim? Yok diyor. Biştim diyor. Değildir yüksek. Hani
tahminimce yüksek değildir. Çünkü 7 gün boyunca damar yoluyla ilaç aldığın için gerek yok dedi arkadaşlar. Öyle bir sinirlendim, öyle bir öfkelendim ki çantamı, bavulumu topladım ve eve geldim. Kısacası bu. Sabah da gittik, kan verdik İbo'yla beraber kendi normal rutin gittiğim yere. Kan kontrollerim oldu, bakalım oradan haber bekliyoruz şimdilik. Burada ne yapacağız İbo, parça mı alacaksın? Parça alacağım. İyi hadi al bakalım, ben arabadayım. Böyle yani arkadaşlar. Bakalım o kan değerim nasıl gelecek. İnşallah düşmüştür intihap değerim. Allah'ın izniyle düşmüştür. Öyle yani. Bilmiyorum. Dün moralim çok bozuktu. Tansiyonum hala düzelmedi. Tansiyonum çok yüksek arkadaşlar. Orada bir iki tane bana yeni ilaç verdiler. O ilaç da beni hani tansiyon ilacı. Esasında evde benim tansiyonum 160, 150, 160 civarlarında. Ama hastaneye gittiğimde 200'dü doktorun demesine göre. Yani 200 dediğim arkadaşlar 198, 196, 200'ü bulmuyordu ama 190'lardaydı. Doktorum da işte sürekli yeni ilaçlar veriyordu bana. En sonunda bir gece yarısı hem baş ağrısı hem tansiyon yüksekliği yine beraber doktor çağrıldı acil bir şekilde. Ve bana bir iğne yaptı. O iğneyle Rabbime şükürler olsun tansiyonum düzeldi. Bu halimize de çok şükür, hastalığıma da hamdolsun. Böyle yani arkadaşlar, hastanede yatışımda, eve gelişimde bayağı bir maceralıydı. Rabbim daha kötüsünden korusun. Rabbim bir daha o kapıları göstermesin inşallah. Rabbim tüm hastalarımıza da şafi ismiyle acil şifalar versin. Ne eksik etsin ne de oralara düşürsün. Tüm sağlık çalışanlarımıza da, hemşirelere, doktorlarımıza, yardımcılarına, hepsine Rabbim'den sabırlar diliyorum. Rabbim güç kuvvet versin onlara, nasıl hastalarımıza dua ediyorsak arkadaşlar. Çünkü hastalarla uğraşmak kolay değil. Ben de bir hastayım, ben de bir hasta adayıyım. Ben de bir engelliyim, bir engelli adayıyım. Ama cidden hani ben kendimi de söylüyorum. Cidden hani dün doktora ben hani evet tepkimi gösterdim. Kendimce kızdım. Ama doktorum da çok olumlu bir şekilde davrandı. Hiçbir şey demedi çünkü belki de benim yerimde olsaydı o da öyle davranırdı doktoruna. Çünkü ben intihaptan yatıyorum ve intihap değerim ölçülmeden eve gönderildim. Böyle yani. Bakalım Rabbimden hayırlısı inşallah. Allah'ın izniyle inşallah güzel neticeler, güzel sonuçlar alırım. Burada arkadaşlar bugün anaokulları, bir de birinci sınıf değil değil mi? Sadece anaokulu. Birinci sınıf falan geçen hafta açıldı Perşembe. He. Bugün anaokulu, foşur klası. Anladım. Foşurlar anaokulu oluyor, foşurlu. Bugün o açıldı. Bayağı bir kalabalıklı sokaklar falan. Külahlarla falan bayağı bir. Zaten külahlı aileleri, çocukları görünce direkt benim çocuklar geldi aklıma ilk. Erste klasiğe başladıklarında veya Forşule'de, evet. Ya. O geldi aklıma. Ağladı gidiyorlar, her gün öyle gidiyorlar. İşe de öyle gidiyorlar. Evet. Derken? Şaka yapıyorum canım. Her gün öyle giderler işe, okula, ağlan öyleler. Aynen. Ya, ablacığım yol verdik, hadi. O da içeriden çıkana bakıyor işte. Kapıya içerisi gelmiş. Şuraya da şemsiye koymuşlar, gördün mü? Baksana burada hep inşaat. Evet. Ev mi yapılacaklar buraya? Zaten ya ev yaparlar ya AVM iş yaparlar. İş yeri. Şu, AVM değil de iş yeri. Şu iş yeri zaten. Ay elim ne kadar büyük gözüktü kamerada. Allah'ım ya. İş yerleri. Aynen. Şu trenleri çok seviyorum böyle. Ekranlarda veya televizyonlarda izlediğim zaman şu kırmızı gözüken trendi arkadaşlar. Metro aynen, kısa yol trenleri çok hoşuma gidiyor. Veya şu köprüden geçtiği zaman, eğer ki ben de videoyu alıyorsam
bilmiyorum, hem izlemeyi seviyorum, başka vloglarda da hani başkalarının çektiklerinde de hoşuma gidiyor, kendi vloglarımda da severek, yani bilmiyorum hoşuma gidiyor, niye bilmiyorum, hani video çekerken oradan tren geçerse çok hoş bence. Ben de çok severdim çocukken. Şuralarda giderdim, sonları severdim. Trenleri değil mi? Hı. Eskiden, önceden. Eskiden denildiği zaman işte özlenen günler oluyor, biliyor musun? Eskiden her şey daha güzeldi diyorsun değil mi? Ya tabii ki. Her şey çok güzeldi. İnsanlığımız bile çok güzeldi. İnsanlık bile vardı. Maalesef her şey ölüyor zamanla, bitiyor. Bizler öldürüyoruz. Biz insanlar, kendi katilimiz biziz. Aynen. Herkes ben oldum. Aynen. Herkes ben oldum. Benim diyorlar. Hani büyük küçük sevgi saygı kalmadı artık. Maalesef. Herkes birbirini taktırmaya çalışıyor. Takmak ister mi? Evet. Devir kötü. Allah sonumuzu hayretsin. Rabbim insanlarla karşılaştırsın bizleri inşallah. Şimdi hepsi modern olmuş. Derken? Ya mesela yani gördüm de anlattılar da arkadaşlar şahsi bile. Babalarıyla oturup mesela büyükleriyle alkol alanlar var. Evet. Niye öyle yapıyorsun gibisine sonra. Biz diyor modern Türk'üz diyor. Modern Türk'le alakası yok ya. Modernlikle, ileri görmekle hiç alakası yok. Yani babayla büyükle oturup alkol almak. Bacak nerede bacak gitmiş? Üstüne atıp alkol ve sigara. Hadi bacak bacak üstünü de geçtim. Hayır. Arada atılmaması gerekiyor. Bence de yani. Sigarayı da geçeyim mi? Alkol bilmem ne. Hatta bilmiyorum yani. Tabii bir sürü şeyler var. Modernlikle alakası yok. Maalesef. De işte devir, zaman. Güzel değil. Evet ama yapacak bir şey yok. Hani şimdi bizler evet o neslin çocuklarıyız. Bizden doğanlar böyle. Acaba onlardan doğanlar nasıl olacak? Onlardan doğanları hiç düşünemiyorum. Aminler. Hani mesela ben 70'lerin çocuğuyum, 80'lerin, 90'ların, eşim de öyle. Ben annemin babamın çocuğuyum. O devirlerde evet, hani şimdi yaşayanlar yine sevgi saygı devam ediyor arkadaşlar. Ama ay lütfen yanlış anlamayın, lütfen rica ediyorum. Hani ama bu zamanın çocuklarında da hani onlardan doğanlar, doğacak olanlar bilmiyorum, zor. Zor ayak uydurmak. Her şey çok zor. Yani anlaşabilmek. Sigara mı kullanıyorsun? Eskiden bir büyüğünü gördüğün zaman tanımadığın insanı bahsediyorum. Evet, evet. Sigara elinde saklardın. Ya. Babamın yaşında, dedemin evet, yaşında diye. Çok haklısın. Ama şu an bir de elinde sigara ne yapıyor amca? Yok öyle şey ya arkadaş. Ben yok. Komşularımızdan biliyorum. Hani çocukken böyle babamın önünde gençler yani hemen sigarayı saklarlardı. Çok haklı bu. Yani bir sürü güzel şey. Bir şeye değindi esasında. Ama aynen. Maalesef şimdi yok. Ha diyeceksiniz sigarayla mı saygı olacak? Hayır. Evet. Hayır, evet sigarayla saygı olacak. Eğer öyle bir şey yok ki bu. Eğer ki bir büyüğünü biliyorsan evet sigarayla olacak. Evet bacak bacak üstüne atmayacaksın. Karşındaki bir büyük, bir ata. Evet bizden büyük Rabbim var. Rabbim en büyük. Rabbim büyük. Biz neyiz? Ama biraz da saygımızı, uslubumuzu. Aynen. Konuşurken de kalp kırmalı. Dikkat edeceğiz. Evet şimdi nereye geldik? Eczaneye. Bugün biz geziyoruz İbo'yla. Geldim. İlaçlarımı alacağız arkadaşlar. Sabahleyin doktorum işte tansiyon ilacı hastane yazdı daha doğrusu. Onu almaya geldik. Sabah kan vermeye geldiğimizde verdik, sipariş verdik. Yokmuş. Şimdi dışarı çıkmışken alalım dedik. Böyle yani. Laf nereden nereye gitti? Saygı, sevgiydi. Lütfen dikkat edelim büyüklerimizin yanında konuşmaya. Evet, yemeyle içmeyle saygı olmuyor ama eğer ki sevgi istiyorsak saygımızı gösterelim. Saygı da istiyorsak sevgimizi gösterelim. Hepsi birbirine bağlı.
Rabbim bizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. Helal süt emmiş insanlarla karşılaştırsın Rabbim bizleri. Hayırlı ömürler, ölümler, imanlı ölümler, ömürler nasip etsin Rabbim cümlemize. Böyle değerli takipçilerim, videomu kapatayım. Bundan sonra biz bilmiyorum, esasında bir alışveriş için çıktık. Gittiğim yeri belki çekebilirim, bir şey diyemiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Alışverişe gidiyorum ben. Çünkü alışveriş videolarıma da karşı gelenler var. Bayağı bir itici yorumlar alıyorum. İşte biz alışveriş yapamıyoruz, sen işte alıyorsun bir de gösteriyorsun gibisine. Bilmiyorum, belki aldığım yaptığım alışverişi gösterir miyim bilemiyorum arkadaşlar. Cidden çok itici yorumlar alıyorum, tepkiler alıyorum. Bilmiyorum, nasip kısmet diyeyim. Biz şimdi eşimle alışverişe doğru geçeceğiz. Sizler de videomu eğer severek, beğenerek izlediyseniz keyifle bir beğeni bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz arkadaşlar, videomun devamı için, videolarımıza destek çıkmak amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlar ve beğeniler, like'lar bizim sayfamız için, benim sayfam için çok önemli. Bir beğeni, bir de yorum, birkaç yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sizden gelecek dualar, mesajlar için, yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki yanımdasınız. İyi günümde, kötü günümde, hasta halimde, güler halimde, her şeyde yanımdaydınız. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.